çok heyecanlıyım. Nasıl olmuşum? Yemekler nasıl duruyor? Ev temiz mi? Yerler temiz mi? En önemlisi sen temiz misin İsmail? Ya yeni duş aldım. Temizim. Ama illa istiyorsan gidip karakoldan temiz kağıdı alayım. Yeter. Yok. Bu kadar da yeter. İsmail ne diyorum biliyor musun? Bence şu duvarı yıkalım. O da Feranlasın ha, ne dersin? Hatta şu duvarı şuna katık edip şu duvarı da şununla baş göz ettik mi? Sanki ev daha mı fena olacak İsmail? Sen az sabit dursa her şey çok güzel olacak, yeter. Sakin ol, gözünü seveyim. Altı üstü bir komşu gelecek, içinden mimar Selim çıktı. Ne bu panik ya? Ay anlamıyorsun İsmail. Evlendiğimiz günden beri ilk kez komşu ağırlayacağız. Bir genç kızın en büyük imtihanıdır misafiri ağırlamak. Mezuniyet belgesi gibidir. He, oldu olacak. Misafiri yolcu ederken kepatma töreni gibi aidatları havaya atalım istersen yeter. Ne bu ya? Bu ne ya? Sen siteş acıyorsun. Bilmezsin İsmail. Komşu dediğin sadece oturmasına gelmez. O senin en büyük rakibindir. Eğer o beğenmezse evin hiç güzel değildir. Belki de hiç almamıştır. Ya tapusu var. Kızım bak korkutma beni. Vallahi içeriden sarımsak çıkaracağım. Hey, geldiler. Panik yok. Panik yok, hazırım. Sen panik yapma. Bak ben panik yapıyor muyum? Yapmıyorum. Bana nasılım ben? Sen panik yapma. Sen panik misin? Panik yok. Paris'e mi taşınsak? Ya lütfen git aç şu kapıyı artık. Paris neymiş artık ya? Ne misafirmiş arkadaş? Hoş geldiniz. Buyurun efendim. Buyurun, hoş geldiniz. Buyurun oturun. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Eviniz de pek güzelmiş. Ay teşekkür ederiz efendim. Size beğendirebildiysek ne mutlu bize değil mi İsmail? Beğendik efendim tabii. Ama bizim evimiz daha güzel. Örneğin bizim evimiz de böyle tabii ama gene de bizimkisi daha güzel. Olur mu? Bizim evimiz hem güzel, hem bakımlı, hem de manzaralı. Ona bakarsan bizimki hem bakımlı, hem manzaralı, hem de şahane. Bizimki hem güzel, hem bakımlı, hem şahane, hem de duvarları var. Çok gaza geldim, üstüne bir şey bulamadım. Ya aman efendim, önemli olan evin güzelliği değil. Yani evin içindeki huzur, mutluluk, evet. Öyle değil mi? Ben siz de. Kaç yıllık evlisiniz? 28 oldu efendim. Bizim 32 yıl öndeyiz, biz birinci yıldık. Yetersizsin İbrahim. 2 sene önce evlenme teklifi edemedin. Önemli olan sırası değil efendim. Biz hala ilk günkü gibi heyecanlıyız. Biz deliler gibiyiz. Taş devrindeki Fikret Çakmak Taş ile Villan Çakmak Taş gibiyiz. Safiye ile Faik gibiyiz. Biz Angelina ile Brad gibiyiz. Ama onlar ayrıldı. Bilgisizsin İbrahim. Rezil ettin beni. İşte efendim, herkes sevgisini bizim gibi anlatamaz. Misal ben mehtapsız bir hiçim ya. Asıl ben borcusuz bir hiçim. Yok olurum, reenkarn olur. Karnemi alırım. Takdir teşekkürle bir daha alırım. Yine yok olurum. Siz de seviyor musunuz birbirinizi? Biz çılgınlar gibi seviyoruz. Mesela ben İsmail işe gidemesin diye akşamları sürekli cacık ve ayran yapıyorum. Uyup işe geç kalıyor. Yakında da kovarlar zaten. Ay canım benim. Yeter. Ah, ah. Ne yapıyorsun? Dur. Sen bu değilsin. Kendine gel. Ya İsmail sen bilmiyorsun. Misafirlikte kuraldır bu. Herkes kendi evinin malıyla övünür. Ha ben evin malıyım yani. Efendim dünya malı dünyada kalır. Benim şunla bununla maktanlık da hiç gözüm olmaz. Benim hiç olmaz. Biz yokluktan geldik efendim. Misal ben küçükken öyle fakirdik ki bir odanın içinde 63 kişi yaşardı. Sizin yineymiş. Sizin yineymiş. Biz öyle fakirdik ki anam ben 17 kardeşimi böyle üst üste dizer, üstümüzden maşrafıyla su tutar, öyle yıkardı. Su parası çok tutmasın diye. Asıl biz daha fakirdik. En fakiri biz idik. Bizim evimizde ev yoktu. Anlat anlat dramı.
insanlar neyden yarışacaklarını şaşırdılar. Benim babam Hint fakiriydi. Ya yeter. Ne Hint'i? Senin baban Ankaralı değil mi? Ankaralı mı? Vallahi ben adamın hasına çıktığı yerdenim. Meydin Malatya. Ben de Malatyalıyım. Hem de içinden. Ben daha da içinden. Yerin altında doğurdu anam beni. Ay İsmail, gördün mü? Bak biz dışarıda kaldık. Ya saçmalama yeter. Yani Malatyalı değiliz diye bizi dışlamazlar herhalde. Öyle değil mi? Ben de kime soruyorsam herkes kafayı yemiş arkadaş. Konuyu değiştireyim neyse ben. Çoluk çocuk var mı efendim? Çocuk evin neşesi. Bir tane oğlumuz var. Çok da memnunuz. Biz ikiz çocuk sahibiz. Kazandık Burcu. Durum bir bir oldu. Batura biz kazandık. Biz kazandık Batura. Biz kazandık. Ama bizim çocuk üç çocuğa bedel. Öyle zeki, öyle kafası çalışıyor. Değil mi Şevket? Tabii canım, tabii. Misal, bizim çocuk anasının karnında öğrendi konuşmayı. Anası aşermezdi. Böyle göbek deliğinden bir diyafon yaptık. Oradan çocuk kendi siparişlerini verirdi. Dayıoğlu diyordu. Bir buçuk Adana dürüm atlıyordu. Şimdi Defne, İhsan Berk seni de ilgilendiren bir konuyla ilgili anlatıyor ya. Heyecanlan biraz burada. Ne dese katıl sen de. Destekle onu. Tamam mı? Heyecanlan böyle. Abart orayı iyice bize. Yaşayalım yani o günleri. Evet, İhsan Berk'ten alıyoruz. Tabii canım. Tabii canım. Misal bizim çocuk anasının karnında öğrendi konuşmayı. Öğrendi. Yani. Anasının karnında öğrendi konuşmayı. Tabii öğrendi yani. Anası aşermezdi. Aşermezdi. Göbek deliğinden diyafon yaptık. Oradan çocuk kendi siparişlerini kendi veriyordu. Veriyordu yani. Dayıoğlu diyordu. Bir buçuk Adana acılı dürüm at diyordu. Diyordu yani. Diyordu, at diyordu. Diyordu. Evet. Ya yok artık. O nasıl şey ya? Yani ana karnındaki çocuk konuşmayı bilmez. Kulağı sağlam çocuğum. Bizim konuşmalarımızdan içeride sökmüş konuşmayı. Bizim çocuğumuz henüz yok ama inanın ki İsmail tam bir çocuk gibidir. İnanın hala emzik filan kullanıyor. İsmail, bir adını de bakayım komşum. Yeter, yeter. Ne yapıyorsun? Ya sen şu tuhaflarla konuşa konuşa iyice tuhaflaştın. Ya ben seninle nereden baksan daha bir 30 yıl geçireceğim. Yapma böyle. Hah, çocuklar da geldi. Kapı ziliniz de çok güzelmiş. Kuş sesi mi, bulbul sesi mi? Bizimki de kuş sesi. Ama kartal sesi. Aman efendim. Ya zil sesinden de kuş yarıştırmayın ne olur. Ay bunlar ne tatlıymış ya. Allah'a kızlarım diye söylemiyorum. Öyle tatlı, öyle zekilerdir ki. Ya resmen genlerimiz kalite gen. Birinci sınıf. Benim çocuğum sular seller gibi İngilizce konuşur. Konuş Mustafa. I'm a pencil. Yes, it is. Aslan oğlum benim. Sit down. Easy boy. Easy boy. Good. Biz işte evde hep böyle İngilizce konuşuruz. Konuşuruz tabii. Konuşuruz. Easy boy, easy boy. Biraz da sen ya. Easy boy. Good. Easy boy. Maşallah ama bizim kızlarımız da matematikte bir zehir. Zemberek. Mesela bakın şimdi. Sayın bakayım çarpım tablosundaki birleri, ikileri, üçleri, dörtleri. Birler, ikiler, üçler, dörtler, beş. One'lar, two'lar, three'ler, four'lar, five. Oğlum öyle değil. One, two, three, four. Yani
Şimdi illa bir numara olmak için en zeki olmaya gerek yok. Evet. İnsan başka özellikleriyle de bir numara olsa bence daha güzel. Bence de. Benim oğlum tembel. Hiç çalışmıyor. Ne desem anlamıyor. Tembel. Mehtap sen karışma. Madem zekilikte birinci yapamıyorum, o zaman tembellikte birinci yapacağım benim oğlumu. Strateji yaptın demek Şevket. Aslında bizim kızlarımız daha tembel. Tez tembel. Bak o şimdi. 3 kere 4 kaç eder? 3 ve 4. 34. Hayır, tuzak soruba. 43 eder. Hayır, 34. Görüyorsun sayın komşum. Asıl benim oğlum o kadar tembel ki. Dur bak şimdi. Türkiye'nin başkenti neresi oğlum? Baş ve kent. Baş olduğuna göre başka ne olabilir? Bir başkadır benim memleketim. Cevap veriyorum. Başkentimiz Bayburt. Gör bunları komşu gör. Kusura bakmayın da sizin çocuklarınız asla benim İsmail'im gibi olamaz. İsmail tam bir IQ fakiridir. Adını sor bilemez. Hebele hebele der. Ya yok artık bu ne ya? Rekabet edeceğim diye hepiniz delirmişsiniz. Ben iyi bir ailenin akıllı, makul bir evladıyım. Normal bir insanım ben ya. Bakın beyefendi ayıp oluyor ama. Siz gelmeden önce biz burada huzurlu bir apartmandık. Ne yaptın sen ya? Evet. Biz kendi aramızda öyle tatlı bir komşuluk rekabeti yaşıyorduk. Sen işi... Sen işi ne noktalara getirdin ya? Ne noktalara getirdin ya? Ben bu evde bir dakika daha durmam. Kalkın yürüyün dostlar, gidiyoruz. Hadi görüşürüz. Aman yani. En güzeli de biz gidiyoruz. Biz gidiyoruz. Yürü gidin. Değişikler. Vallahi yeter. Bir süre evimde komşu falan görmek istemiyorum. Umarım kapı zilimiz de bir daha çalmaz. Yine mi ya? Yine mi? Of of. He bakmayalım. Çalar çalar gider zaten değil gider, mi? Gider. Yani. Komşu. Ne haber? Geldim böyle kapı açıktı girdim ama geç mi geldim? Diğer komşular nereye gitti? Onlar gitti ama siz bizim apartmanda mı oturuyorsunuz? Ay İsmail gördün mü bak Beyza Durmaz bizim komşumuzmuş. Hemen sevinme yeter. Kim bilir bunun ne tuhaf huyları vardır. Ya eviniz çok güzelmiş. Bayıldım çok tatlı. Aynı bizim evimiz gibi tabii ki. Ama siz de çok şeker insanlarsınız. Çok seviyorum ben sizi. Erken konuştum galiba. Bence de. Kadın normal davranıyor yeter. Vallahi çok şaşkınım. Aa sizin eviniz güzel ama sizin 3 boyutlu televizyonunuz yok. Bizim var mesela ama en güzelinden. Geçen gün salonda belgesel izliyorum. Sen çıta kalk televizyondan kovala beni salonun içinde. Ceylan gibi koştum. Bütün gece kaçtım çıtadan vallahi. Kadın çıtayı fazla yükseltti İsmail. Ya al bu da bozdu kendini. Hanımefendi ayıp ama hiç öyle hava atılır mı? Şarkıda da dediği gibi olan var olmayan var. Ay o şarkıyı da ben yazdım zaten. Şimdi de nasıl hava atacağını şaşırdı. Ya he he. Saçmalama İsmail kadın doğru söylüyor ama. Sana da he he yeter. Oh. Ay sen bana inanmadın ama o zaman bu şarkı benden sana gelsin. Herkes sevgiye doymuş mu sandın? Yaralarını da sarmış mı sandın? Göze gelmekten korkmaz mısın? Ya da canımıza kastın var? Bunlar mahreme aykırı mevzular. Ve dokunanın kalbini yakan arzular. Tamam anladık sevgilin var. Sevgi gösterisi bir yere kadar. Göstere göstere bir hal oldun. Herkesin içinde sevgiye boğdun. Samaşalaşarlar herkes seni izler. Ben diyorum ki yanımda sevdiğim. Doyanlar, doymayanlar kırılırlar. Yanında sevdiği olan var.
kez sevgiye doymuş mu sandın? Yaralarını da sarmış mı sandın? Göze gelmekten korkmaz mısın? Ya da canımıza kastın var? Bunlar mahreme aykırı mevzular. Dokunanın kalbini yakan arzular. Tamam anladık, sevgilin var. Sevgi gösterisi bir yere kadar. Göstere göstere bir hal oldu. Herkesin içinde sevgiye boğdum. Samaş dolaşarlar, herkes seni izler. Ben diyorum ki yanımda